Öğretmen Atlası Dünya Keşfeden Eğitimciler Podcast serisinin 11. bölümüyle karşınızdayız. Ben Rabia. Bugünkü konuğum Gözde bize Suudi Arabistan'dan katılıyor. Gözde'cimle biz aslında daha önceden tanışıyoruz. Her ne kadar yüz yüze tanışmamış olsak da onun da böyle kısacık bir Kuveyt deneyimi var. O vesileyle ve hatta aslında öncesinde de böyle Urla'yla alakalı bir bağlantımız olarak bir tanışmışlığımız mevcut. O yüzden onu burada ağırlamak benim için çok kıymetli. Hoş geldin Gözde. Merhabalar Rabia'cığım. Ben de çok memnun oldum. Gerçekten özellikle böyle bir hem podcast hem de YouTube'da bu tarz uluslararası öğretmenleri birleştirme platformu yaptığın için gerçekten ben de çok şu an hani keyif alıyorum. Özellikle de ismini de Öğretmen Atlası olarak çok anlamlı bir şekilde seçmişsin. İlk duyduğunda da demiştim evet bu yaratıcı fikir Rabia'dan çıkmış olmalı diye çok çok beğendim. Tekrar teşekkür ederim beni davet edip de bilgilerimden yararlanmak istediğin için. Ya çok mutlu oldum çünkü ilk defa aslında böyle bir geri bildirim almış oldum isimle alakalı. Ben çok hissederek ve üzerine de düşünerek oluşturduğum bir seri ve isim oldu aslında. Bugün senden de özellikle bu isim konusunda daha geri bildirim almak gerçekten çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Bu muhabbetimize, sohbetimize başlarken önce biraz seni tanımak isteriz. İsmim Gözde Okan. Bahsettiğim gibi aslında benim de tüm eğitimlerim Türkiye'den. Öncelikle bunu söylemek istiyorum öğretmenlerimize. Lise eğitimim esnasında normalde lise derecelerim hep çok iyi olduğu için öğretmenlerim hep benim bir tıpa gitmemi ya da ailem de aynı şekilde bir tıp okumamı istiyordu. Fakat ben tıp hayatının benim hayat karakterimle pek uyuşmadığını düşündüğüm için her zaman diyordum ki ben başka bir şey yapmalıyım. Lisedeyken hiç unutmuyorum bir gün bir öğretmenimiz bize bilgisayar dersinde Visual Basic dilini gösterdi ve dedi ki hani bununla ilgili kim hesap makinesi yapabilir? Ben de yaklaşık bir 15 dakika içinde bu programı yaptım ve beni çağırdı dedi ki sen daha önce bu programlama dilini biliyor musun? Yok dedim sadece sizin anlattığınız kadarıyla biliyorum şu an. O zaman dedi ki sen farklı bir bakış açısına sahipsin. Ben dedim muhakkak ailenle görüşmek istiyorum. Daha sonra tabii ben ailemi okula çağırdım. Öğretmenimle görüştü annemler ve dedi ki lütfen kızınızı kesinlikle dedi bilgisayar mühendisliğine göndermeniz lazım. Çünkü gerçekten özellikle bayanların ileride bu alanda çok daha öne çıkacağını düşünüyoruz ve bilgisayarsal hani bu algoritmik düşünme dediğimiz yapı maalesef hani erkeklerde birazcık daha fazla oluyor. Yani çalışmalar da bunu böyle gösteriyor. Oradan dediler muhakkak kızınızı biz ileride bilgisayar mühendisi olarak görmek istiyoruz. Tabii o güne kadar annem de hep benim işte tıp okumamı ya da eczacılık okumamı çok istiyorlardı. Ama ben o gün kafama koymuştum ki ben bilgisayar mühendisi olacağım. Sonra üniversitede Pamukkale Üniversitesi'nde başladım bilgisayar mühendisliğine. Bunun da yine bir sebebi var. Çünkü benim babam askerdi ve annem öğretmendi. Dolayısıyla biz tüm Türkiye'yi gezdik öyle söyleyebilirim. Yani biz 80 iline gittik Türkiye'nin hemen hemen. Ve dolayısıyla da ben istiyordum ve çok fazla da doğuda oturmuştuk. Yani hiçbir zaman için böyle batıya gelmek gibi bir imkanımız olmamıştı babamın tayini dolayısıyla. O zaman da çocuğunun okuduğu yere babanın tayini çıkabiliyordu. Ve ben de özellikle Denizli'yi yazdım. Çünkü annem Aydınlı, babam Ispartalı. Dedim ki Denizli'yi yazayım benim sayemde birazcık hayatları kurtulsun ve batıya gelelim istiyordum. Hani birazcık daha annene ve babaanneye yakın olmak, aileme yakın olmak istiyordum. Dolayısıyla Denizli'de başladım üniversiteye. Sonra bilgisayar mühendisliğini bitirdim. Ardından yüksek lisans eğitimime başladım İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Ve orada birincilikle kabul almıştım bilgisayar mühendisliği bölümünden. Ama o sırada yüksek lisansıma başladım. İlk dönem bittiğinde maalesef annem kalp krizi geçirdi. Ve bu yüzden, yani aslında bu yüzden Denizli'ye geri dönmek durumunda kaldım. Sonra üniversite hocalarımla konuştuğumda dediler ki Gözde o zaman buradan devam et ve zaman kaybetme. Yüksek lisansımı tekrar Pamukkale Üniversitesi'nde tamamladım. Bu süre zarfında da bilgisayar mühendisi olarak çok iyi bir şirkette çalışmaya başladım Denizli'de. İmkanları çok iyiydi. Yani düşünebileceğiniz gibi bilgisayar mühendisi olarak hani bir yeni mezun olmanıza rağmen çalıştığım şirket çok iyi olduğu için hem maaş anlamında hem de çalışma standartları anlamında gerçekten çok güzel bir yerde. Fakat zaman geçtikçe şunu gördüm. Evet biz bir odadayız. 7-8 mühendisiz. Evet hepimiz işte sürekli kodlama yapıyoruz ama maalesef sosyal yaşamın çok olmadığı bir ortamdasınız sürekli. Yani sabah gidiyorsunuz 8'de bilgisayarınızı açıyorsunuz işte akşam 5-6'ya kadar kod yazıyorsunuz ama hani böyle neredeyse bir konuşma bile yok. Bir şey soracak istiyorum. Skype'dan ya da mail atmak zorunda falan kalıyorum.
Dedim ki gerçekten bu iş benim gene hayat karakterime pek uymuyor. Çünkü ben çok sosyalim, bir şeyler yapmak istiyorum vesaire vesaire. Derken annem de bana o zaman diyordu ki aslında sen, bu arada annem de matematik öğretmeni. Anlatma yeteneğimin her zaman çok iyi olduğunu ve öğrencinin seviyesine göre ayarlayabildiğimi hep çok vurgulardı. Ve derdi hep keşke matematik öğretmenim olsaydın diye. Çünkü benim matematik alanında da bayağı bir derecelerim falan vardı. Ben hep şey derdim, yok anne ben asla öğretmen olamam, her sene aynı konuyu anlatamam, sıkılırım ben, istemiyorum. Sonra dedim ki evet, neden bilgisayar öğretmeni olmayayım? Çünkü teknoloji her yıl yenileniyor. Evet, öğretmen olacağım, yani seveceğim bir şey yapacağım, konuşacağım, etkileşim içinde bulunacağım ve birilerine belki hayatına şekillenmesine yardımcı olacağım ve aynı zamanda teknoloji için olduğu için hiçbir sene hemen hemen aynı şeyi anlatmayacağım. Yani sürekli bir update olan bir müfredata sahip olmuş olacağım. O zaman da işte o zaman hemen hemen yüksek lisansımı tamamlamıştım ve bir evlenme aşamasındaydım. Eşimin işi sebebiyle Türkiye'nin başka bir iline taşınmıştı. Ve o zaman da dediğim gibi bilgisayar mühendisi olarak bir bayan olarak özellikle bazı illerde iş bulmanız pek mümkün değil. Çünkü iyi bir firma olması gerekiyor hani bilgisayar departmanının orada olması için. Bizim de oturduğumuz yerde maalesef böyle üst düzey firmalar pek fazla yoktu. O zaman dedim ki ben bir kariyer değişikliğine gideyim. Pedagojik formasyon eğitimi alayım ve ben okullarda bilgisayar öğretmenliği yapmaya başlayayım. O sene hemen pedagojik formasyon eğitimi almaya başladım. Bu arada da aynı zamanda ben Türk Beyin Takımı'nda çalışıyordum. Akıl ve zeka oyunu eğitmeni olarak ve öğretmenlere eğitim veriyordum. İşte bir anaokullarında akıl ve zeka oyunu eğitmenliğine başladım. Pedagojik formasyon aldığım süre boyunca. Daha sonra pedagojik formasyon eğitimini tamamlayınca bilgisayar öğretmeni oldum. Ve aynı zamanda yine akıl ve zeka oyunu eğitmenliğine ve bu tarzda yarışmalar ve dünya çapında yarışmalara öğrenciler hazırlamaya başladım. Derken bu sistem eğitimlerini biliyorsun, seninle bayağı da bir konuşuyoruz hatta bu konuda. İşte sistem eğitimiyle ilgili çalıştığım kurumun yaklaşık Türkiye çapında 50 tane anaokulları vardı ve sistem eğitim koordinatörleri oldum. Bunlarla ilgili müfredat yazmaya başladım. Öğretmen eğitimleri vermeye başladım ve daha sonrasında yönetime de bu yaptığımız çalışmaları raporlamaya devam ettim. Daha sonrasında bir iş değişikliğine gitmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla İzmir'e taşındık. Tabii bu taşınma esnasında da tam böyle yaz dönemine denk geliyordu. Biliyorsunuz hani öğretmen alım süreçleri maksimum genellikle Mart ve Mayıs arasında oluyor. Yani Haziran'da öğretmen olarak iş bulmanız pek mümkün olmuyor. Ama ben yine de CV'mi bulabildiğim her yere göndermeye çalışıyordum derken uluslararası bir okuldan bana bir teklif geldi. İşte Göz Hocam, CV'nize baktık. Evet, bilgisayarda mühendissiniz. Bu alanda bayağı yetkin gözüküyorsunuz. Bu zamana kadar yaptığınız çalışmalar da işte çok önemli. İşte dolayısıyla dediler ki İngilizce ders anlatabilir misiniz? Ben de tabii harika bir özgüven dedim. Tabii ki neden olmasın? Zaten bilgisayar dediğin her şey İngilizce. If for her şey İngilizce. Yani hiçbir şey Türkçe değil bu zamana kadar öğrendim. Yani okulda hem yüksek lisansında hem lisansım öğrendiğimiz her şey bizim İngilizce. Program Türkçe olarak geçiyor ama içinde her şey hala İngilizce. Tabii ki dedim, ben kendim dedim gayet yetkin hissediyorum, neden olmasın vesaire. Ama tabii o zamana kadar hala uluslararası bir okulun nasıl bir şey olduğu hakkında açık ve net söylemek gerekirse böyle çok da bir fikrim yok. Ama o anki hem hayat şartlarımız ve hayat koşullarımız gereği evet demek geliyor içimden, yani asla kaçıramam böyle bir fırsatı. Ama bir de şöyle bir şey vardı, okulun sunduğu imkanlar da çok iyiydi. Yani o zaman için mesela başka gene böyle bilindik okullardan aldığım maaş tekliflerine göre kıyaslarsak bu international okulun bana sunmuş olduğu maaş teklifi 2-3 katından fazla ve yan hakları da çok gayet güzeldi. Dolayısıyla ben dedim ki evet, tabii ki işte dediğiniz gibi bir mülakat sürecimiz oldu vesaire, İngilizce mülakat. Sonra işte öğretmen online bir ders yapımı oldu ve dediler ki tamam, bizim için gayet iyisin, başlayabilirsin. Okula gittiğim ilk günü hiç unutmuyorum ve bunu özellikle de anlatmak istiyorum. Özellikle bu İngilizce eğitimi kısmı için, ama bunu az sonra da tekrar vurgulayabiliriz. Okula ilk gittiğim gün biz yaklaşık 40 öğretmendik. İki kişi Türk öğretmeniz, hemen hemen hani ana secondary school bölümü için öyle söyleyeyim. Geri kalan öğretmenlerimizin çoğu evet ya British ya Amerikalı ya da işte Kanadalı gibi gerçekten dünyanın en iyi yerlerinden gelmiş iyi eğitimcilerin olduğu bir bölüm. İlk gün toplantıda uluslararası kültürelliliği tartışıyorlar. Ben daha Türkçe söyleyemem bu konu hakkında hiçbir şey. O günkü İngilizce şokumu hiç unutmuyorum ve sanırım eve gelip de gerçekten böyle
acaba mı yapabilir miyim diye düşündüğüm ilk ve son gün odur benim için. Bunu hala hiç unutmuyorum ve hep şimdi gülerek anlatıyorum ama içinde yaşarken o şekilde değil de. Bunu şunun için söylemek istiyorum. Yani İngilizcenizin olmaması yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Gerçekten burada birazcık kendinize inanmanız lazım. Sonra 2 sene bu okulda ben bilgisayar öğretmeni olarak çalıştım. Hem British sistemiyle hem IGCSE hem A-level dersleri verdim Computer Science içerisinde. Daha sonrasında da işte dediğiniz gibi hani ülkenizde çalışıyorsunuz. Uluslararası bir okuldayız ama maalesef uluslararası bir tecrübemiz yok. Yani kesinlikle bunu denemek için ben de insanın birazcık konfor alanından çıkıp da başka ülkelere gidip bunu yapmasını hani uygun görüyordum. Ve senin dediğin gibi ben de Kuveyt'ten bir iş teklifi almıştım. Kuveyt'teki işime başladım. Orada da gene çok iyi bir okulda bilgisayar öğretmeni olarak işe başlamıştım. Fakat oraya gittikten sonra öğrendim ki hamileyim. O zaman da tabii ki tam korona zamanıydı. Eşim o zaman gelememişti. Bu work vizelerle ilgili biraz gecikmeler vardı. Dolayısıyla eşimle beraber gidememiştim. Yalnız gitmek zorundaydım. Ve o süreçte de gerçekten böyle ufak tefek bir sağlık problemleri yaşamıştım. Dolayısıyla doktorum bana demişti ki yani eşin ya da ailenden kimse buraya gelemeyecekse en iyisi senin kendi ülkene geri dönmen. Aslında hiç istemeye istemeye de ülkemize geri dönmek zorunda kaldım bu durumda. Orada küçük bir deneyimim olmuş oldu. Sonrasında İstanbul'a geri döndüğümde işte her şey başka bir nasibi açar derler ya. Başka bir okulun tam nasıl diyeyim Kasım ayı gibiydi. İlkokul müdürü pozisyonu boştu ve tabii ki ben başvurdum normalde bilgisayar öğretmeni olarak başvurmuştum okula. Fakat işte benim CV'mdeki işte IB deneyimim ya da Cambridge işte British School'daki deneyimimi görünce dediler ki bizim ilkokul müdür pozisyonumuz boş. Sen de gayet bu alanda işte yetkin birine benziyorsun. Düşünür müsün? Ben de dedim ki neden olmasın? Tam aslında ilerleyen zamanlardaki aslında istediğim pozisyon benim. Dolayısıyla iş teklifini kabul ettim ve ilkokul müdürü olarak çalıştım 1 sene. 2. senede tüm okulun müdür yardımcılığını yaptım. Hem ilkokul hem ortaokul hem de lise bölümünü. Daha sonrasında tabii artık kızımız 2 yaşına geldi. Dedik ki evet tekrar bizim yurt dışına gitmemiz gerekiyor. Çünkü daha çok tanımak, daha çok öğrenmek, kültürü öğrenmek istiyoruz yani. Evet, international okuldayız ama öğretmen olarak hani gene aynı komünitedesiniz. Çıkınca gene Türkçe konuşuyoruz okuldan sonra. Ve bizim istediğimiz tamamen kültür öğrenmekti. Ve şu an ki işimize geldik. Suudi Arabistan'da Cidde'de çalışıyoruz. Şu an hem eşim hem ve ben aynı okuldayız. Bilgisayar bilimleri hem bölüm başkanı hem de direktör olarak geçiyoruz. Burada daha çok aslında öğretmenlere eğitim veriyoruz. Şu an hani herkesin de tahmin edebileceği gibi teknoloji hayatımızın her alanında. Dolayısıyla öğretmenlerin de bu artık derslerine müfredatlarına teknolojiyi entegre etmeleri gerekiyor. Ve bu alanda tüm çalıştığımız okulun kız ve erkek bölümleri ayrı Suudi Arabistan'da. Dolayısıyla eşim erkek bölümüyle daha çok ilgileniyor. Ben de çalıştığım okulda şu an bayan bölümüyle daha çok ilgileniyorum. Ve okulun işte learning management sistemi gibi farklı farklı bölümleriyle de ilgileniyoruz. Yani şu an Suudi Arabistan'ın herkese o zaman tekrar merhaba diyoruz. Çok güzel vallahi, çok da detaylı bir paylaşım oldu. Peki bu iş bulma hani sürecinde mesela Kuveyt'e gittin önce. Bunu sen kendin mi buldun? Bulduysan hangi siteler aracılığıyla buldun? Akabinde yine Suudi Arabistan maceranda da yine kullandığın belli başlı siteler var mıydı, yoksa onlar mı sana ulaştı? Bu konuya alakalı bize biraz daha bilgi verirsen çok güzel olacak. Evet. Aslında az önce nereden bakarsan tecrübelerimi anlatırken bunları bir de arada anlatacaktım. Sonra dedim ki gözde dur hepsini bir bilmeyeyim. Azıcık kendimi tutayım bunları az sonra anlatayım. Çünkü aslında gerçekten bu konuda hatırı sayılır bilgi ve birikime ulaştığımı düşünüyorum. Dolayısıyla da bunu gerçekçi bir şekilde anlatmak istiyorum. Yani ben ne yaşadıysam bunu paylaşmak istiyorum. İzmir'de çalıştığım okulda, uluslararası bir okulda. Şimdi okula başladım. Evet diyorum ben Türk'üm ama herkes yabancı ve diyor ki kim? Hani bunlar diyor nasıl buldu bu okulu geldi? Bunu bir anlamlandırmaya çalışıyorum. Bu öğretmen İzmir'i nereden biliyor? Hani İstanbul olsa biraz daha bilinik ama İzmir'i nereden biliyor bu okulu? Nasıl bulup geldiler? Yani ilk ayın sonunda bunları sorgulamaya başladım. Ama o zaman tabii öğretmenler de sizi tanımadığı için şimdi bunu sorup sormaktan birazcık çekiniyor hissediyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki yani sorsam acaba hani ben de mi başka okula gideceğim diye düşünecek. İşte belki bilgi paylaşmak istemeyebilirim. Çünkü yabancıların bakış açısı bazen biraz farklı. Bizim gibi değil. Yaklaşık bir 3-4 ay sonra matematik öğretmeniyle aram çok iyiydi. Ve dedim ki ya siz dedim açıkçası İzmir'i nereden bulup geldiniz bu okula? Hani kendim bunu sorabilecek kadar yakın ancak o zaman hissedebildim.
Sonra dediler ki evet Gözde dediler gel biz sana anlatalım bunların nasıl olduğunu. Sonuçta hepsi farklı ülkelerden geliyor. Bir sürü prosedürü var bunun işe iş vizesi almak gerçekten sıkıntı. Yani belli bir uğraş var yani bu işin arkasında. Daha sonrasında bana geldikleri platformları anlatmaya başladılar. Dediler ki işte böyle böyle bir platform var biz buradan işte işe başvuruyoruz. Buradaki orada bizim işte görüştüğümüz nasıl diyeyim sizin danışmanlarınız oluyor. Sizi okullarla da eşleştirebiliyor ve bu sayede gelebiliyorsunuz. Ama bu arada da şeyi hiç unutmuyorum. Bir tane de Kanadalı öğretmenimiz var. Bunu özellikle söyleyeceğim ama yani aslında birazcık da nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Bana dedi ki bu konuşmanın esnasında. Ya dedi Gözde dedi aslında dedi, kendini biraz dedi yormasan. Dedim niçin? Ya dedi şimdi dedi hani bir dedi native değilsin dedi de hani Türk pasaport dedi çok dedi geçerli değil ya dedi. Biraz da iş bulman dedi zor olabilir bize göre. Şimdi ben buna hani nasıl bir cevap vereceğimi inan o an düşünemedim bile. Ama sonra dedim ki bu aslında beni daha çok kamçıladı. Dedim ki Gözde senin daha dedim kim olduğunu tanımıyorlar. Ve dedim lütfen daha çok sarın yani bu iş bulmak için. Ve dedi özellikle dedi Middle East'te dedi asla dedi kuvvetle dedi bulamazsın. Çünkü bildiğin gibi Kuveyt dinarı şu an dünyadaki en nasıl diyeyim güçlü değere sahip. Dolayısıyla dedi kuvvetle dedi bulman dedi çok zor. Ben yazdım kuvvet kafama yani artık. Kuvvet benim için bir başarı göstergesi oldu. Ve sonra dedikleri gibi ben özellikle bu kısmı biraz anlatmak istiyorum. Çünkü hani daha önceki konuşmacıların da profillerini dinledim, nasıl gittiklerini dinledim. Ben bu dönemde açıkçası hemen hemen her platformda hesap açıp hepsinin danışmanlarıyla görüşüp nasıl bir prosedür izlendiğine dair bayağı bir tecrübe sahibi oldum. Aslında benim geldiğim platform Search Associate. Benim de gerçekten en çok tavsiye ettiğim, en nasıl diyeyim güvenilir ve emin adımlarla ilerleyen bir platform Search Associate sitesi. Çünkü buna aslında bir profil açıp kabul almanız bile bazen 2-3 ay sürüyor. Çünkü bir sürü gerçekten belge yüklemeniz gerekiyor. Şöyle düşünün. Siz Türkiye'den buna başvurdunuz. Belki Brezilya'daki bir okula gideceksiniz ama sizin buna yetkin olup olmadığınızı bu sitenin önceden her anlamda emin olması gerekiyor. İşte diplomalarınızı yüklüyorsunuz, profilinizi oluşturuyorsunuz ve en önemlisi referans kısmı şu anki çalıştığınız okuldan sizden referans istiyor. Ve direkt line manager yani sizin müdürünüz kimse onun size bunu yazmasını istiyor. Aslında biz Türk olarak düşündüğümüzde hani biz hemen müdürümüze ayrılacağımızı bazen söyleyemeyebiliyoruz. Hani işte kontrat zamanı bekleniyor. Biz bu açıdan düşünüyoruz ama yabancılar böyle bakmıyor. Diyor ki 2 sene kontratım vardı ve bitti. Ben başka yere gitmek istiyorum. Çünkü international okulda öğretmen olmak böyle bir şey. Adamlar sizin şunu yani şunun farkında okul liderlerinizde. Sen uluslararası bir okula çalıştın belki başka ülkelere gidip başka atmosferleri de görmek istiyorsun. Ve bu konuda çok anlayışlılar. Hatta siz bu tarz platformların bence en güçlü yanı iş fuarları oluyor. Mesela işte atıyorum ki ben hatta şimdi önüne de açmak istiyorum şunların zamanlarına tek tek bakayım diye. Belli zamanlarda Kasım ayından başlayarak çünkü bu sezon o zaman başlıyor. Çünkü sizin belli bir evrakları takip edip de işte sonra vize sürecine başlamanız için biraz erken almak istiyorlar. Atıyorum ki Kasım ayından itibaren örneğin mesela sene nerede var? Singapur'da var, Dubai'de var, Melbourne'de var, Bangkok'ta, Hong Kong'da. Dünyanın yani hemen hemen her kıtası ya yani bölgesi için oranın en çok international okulların olduğu bölümlerde fuarlar yapıyorlar. Ve bu fuarların en büyük avantajı şu. Mesela diyelim buraya gerçekten iyi olan böyle nasıl diyeyim yani köklü okullar international olarak oraya katılıyorlar ve atıyorum birkaç tane job list varsa yani kaç tane pozisyon varsa buna uygun aday davet ediliyor. Yani mesela 100 tane iş varsa 700 aday gelmiyor buraya. Atıyorum ki 130 aday çağrılıyor. Çünkü siz de kabul alıyorsunuz buraya gitmeden önce bu platformlara. Dolayısıyla hani neredeyse birebir eşleşme var. Yani herkes gittiğinde bir şekilde iş bulma nasıl diyeyim yüzdesi daha fazla. Dolayısıyla direkt orada sizi bu recruiter'lar yani işi alan kişiler sizi görüyor. Siz direkt onlara interview yapabiliyorsunuz ve günün sonunda direkt size kontratı uzatıyorlar ve siz direkt imzalayarak bu fuarın sonunda bile iş bulmuş bir şekilde ayrılabiliyorsunuz. Ya da ekstra bir periyot isteyebilirsiniz. İşte ben bir haftada 10 gün içine cevap vermek istiyorum diye. Ve bu şekilde dönüyorsunuz. Şimdi ben burada dedim ki arkadaşıma hiç unutmuyorum ama dedim yani belki dedim ben 3 tane okul var Gözde dedi. Hani hangisine dedim evet diyeceğim. O zaman dedim zaman isteyeceksin. Çünkü dedi birine bile sözlü olarak evet dersen bu senin kontrat imzaladığın anlamına gelir.
O rekrütör tekrar gidip o pozisyon için başka bir iş bakmayacak. Dolayısıyla burada senin sözü senin kemiğindir diye bir deyim var İngilizce'de. O yüzden dedi evet demek dedi. Ağzından evet çıktı dedi artık imzalamış sayılıyorsun ve gerçekten mesela çünkü senin de şeyleri var böyle uymanız gereken bir prosedürü var. Mesela evet dediniz ama sonra gitmekten vazgeçtiniz. Site sizi de banlayabiliyor. Yani bir daha size oraya üye yapmıyor. Çünkü şuna inanıyor. Siz evet dediniz gitmek için bir yola başvurdunuz. Çünkü okulların sadece orada ilan açması bile gerçekten yüksek rakamlar. Şimdi ben müdürlük yaptığım sürece de bu işte atıyorum ki bu tarz firmalarla işte görüşüp işte atıyorum ki bir ilan post etmek ne kadar diye öğrendiğim için gerçekten ciddi manada bir yatırım. Yani öğretmen hem aldığında çünkü şirkete de hem okul ödüyor. Atıyorum ki biz bir şey vermiyoruz o durumda. Sadece Search Associates'in şeyi şu. İlk başta üyelik hesabı açtığınızda 250 dolardı. Bir tek bu üyelik ücretini veriyorsunuz. Bu ücret 3 yıl boyunca geçerli oluyor. 3 yıl içinde tekrar başka bir iş bulmak istediğinizde tekrar bir ücret ödemiyorsunuz. O yüzden profiliniz açık kalıyor. Ve bu sitenin en büyük artısı da şu. Mesela diyelim siz gitmeden önce bir okulun size sunabileceği tüm imkanları görebiliyorsunuz. Çünkü atıyorum ki ne kadar maaş isteyeceksiniz değil mi? Bilmiyorsunuz. Örneğin ben Singapur'a gitmeye karar verdim. İşte Singapur'daki okul listelerini açıyorum. Bu sitede her türlü okulun tüm bilgisi var. Mesela okulun işte yıllık mesela diyelim yani sadece lisansı olup da 4 yıllık olanla 8 yıllık bir öğretmene ve master olan öğretmene verdiği bir aralık var. Diyor ki işte 80 bin dolarla mesela ben şu an bir tane önümde açtım 94 bin dolar arası veriyorum diyor. Dolayısıyla siz yaklaşık olarak bu ülkeden en azından ne kadar bir maaş size yeter bunu düşünebiliyorsunuz. Ve altında hemen mesela diyor ki bu ülkeye gidersen diyor bu ücretleri alırsanız okulun sizin için hesaplı bir tutar var. Diyor ki yıllık ne kadar biriktirebilirim? Mesela orada diyor ki işte tek gidersen atıyorum ki 25 bin dolar. Ama eşinle beraber yani teaching couple diyoruz biz bunlara. Onlarla gidersen mesela atıyorum ki 40 bin dolar yazmışlar. Yani dolayısıyla siz çünkü genel yurt dışına gidip çalışmak isteyen öğretmenlerin biraz da amacı birazcık yatırım yapabilmek. Burada o bilgiye de sahipsiniz. Ayrıca okulun tüm verdiği ekstra şeyleri yazıyor. Mesela bazı okullar sizin taşınma paranızı veriyor. Diyelim ki siz işte fatura verip ya da işte okul direkt size o ücrete gönderebiliyor. Tüm eşyalarınızı taşıyor. Burada mesela diyor ki atıyorum ki 2000 dolar moving allowance veriyoruz. Yani taşınma ücreti veriyoruz. Ya da siz oraya gittiniz. Biz hani buna şey deriz ya ayak basma parası. Settling allowance. Yani ülkeye gelir gelmez size hatta bize burada da öyle olmuştu. Uçaktan inmiştik. Bizi bir okul yöneticimiz karşılamıştı. Direkt zarfın içerisinde. Çünkü hemen bir ücret vermişti bize. Çünkü şunu biliyorlar. Buraya geldiğinizde paranız olmayabilir ve hemen bu şekilde bu ülkede yaşamak ve sizi mutlu etmek istiyorlarsa bunu da hani taşınma demeyeyim de yerleşim parası olarak bir para veriyor. Mesela onu da yazmışlar. İşte atıyorum ki 1500 dolar veriyoruz demiş bu okul. Ayrıca mesela bazı okullar özellikle Middle East bölgesinde yani Orta Doğu bölgesinde sizin elektrik, su, internet gibi tüm faturalarınıza kadar ödeyebiliyor. Ondan sonra başka ne ekstraları var? Mesela sizin uçak biletinizi karşılıyorlar. Şimdi bazı okullar kontrat başı yani 2 yıllık sözleşmeniz varsa geliş ve dönüşünüzü karşılıyor. Bazı okullar tüm hepsini karşılıyor. Yani her yıl bir kere gidip dönmeyi karşılıyor. Bunun yanı sıra mesela sizin eğer sizinle birlikte taşınan aile üyeleriniz varsa işte eşiniz ya da çocuğunuz bunların da ücretlerini işte atıyorum uçak biletlerine vesaire karşılıyor. Bunun haricinde mesela benim en çok önemsediğim ve gerçekten çok önemli düşündüğüm sağlık sigortası. Burada okullar yazıyor işte bizim şu sağlık sigortamız var. İşte gümüş paket, altın paket ya da işte hangi paketi karşılıyorsa bunu yazıyor. Hem sizin için hem de yine aile bireyleriniz için çoğu bunları karşılıyor. Ve başka mesela bazı okullara verdiği ekstra hak olarak biz diyoruz ya kendimizi geliştirmek için işte asıyorum ki kurslar almalıyız. Professional Development başlığı altında. Mesela her sene diyebiliyor ki 500 dolar bir bütçen var. İstersen IB'den bir tane workshop alabilirsin. Ya da işte atıyorum ki Cambridge'den farklı workshoplara kaydolabilirsin. Ya da kendi istediğin başka atıyorum ki istediğin farklı bir training modülü varsa bunları alabilirsiniz diye bu tarzda ekstra haklar veriyor. Şimdi Search Associates'i birazcık öne çıkartmak istememin sebebi bunların hepsi yazılı. Yani siz gideceğiniz okula gitmeden önce bunların hepsini biliyorsunuz. Hatta Volkan Örtmen'i dinlemiştim sanırım işte o da Vietnam'a gitmişti. Hatta hikayesini paylaşırken her şeyi anlattı falan. Fatih Hoca'ydı çünkü Vietnam'daki hocamız da aklımda kalan Kötü şey deneyim demişti. Evet pardon o zaman izin için. ama. Tamam.
Burada şöyle bir şey var. Gerçekten şimdi kendi ülkenizden kalkıp başka bir yere gidiyorsanız bence güvenilir gitmek çok önemli. Yani gitmeden önce bunların hepsini net bir şekilde bilip ona göre sözleşmenizi imzalayıp gitmek çok çok önemli. Çünkü gittiğinizde dediğiniz bazı işte ülkelerde duyuyoruz ya, pasaportunuzu alıyor vermiyor da size atıyorum ki farklı bir şeye imzalamayı, o zaman ya da gittikten sonra ya biz bunu konuşmamıştık, sizin lokasyonunuz şu oldu gibi farklı şeyleri ben de duyuyorum arkadaşlarımdan vesaire. Dolayısıyla bu tarz herhangi bir olumsuzluk yaşamamak istiyorsanız search ile direkt gittiğinizde, çünkü sonuçta orada bir danışmanınız var. Diyelim ki ben bu okula geldim ve burada bir şey bana söylendiği gibi çıkmadı. Buradan Search Associate de sorumlu ve direkt okula iletişime geçerek bu işi düzeltmek için ya da atıyorum ki herhangi bir adım alabiliyor ya da size başka bir şekilde yardımcı olabiliyor. O yüzden güvenilir bir platformla gitmek çok önemli. O yüzden ben Search Associate'ı bayağı böyle anlattım. Ama bunun yanı sıra işte başka platformlar da var. Mesela Teacher Horizon. Bu hem ücretsiz bir platform ve onlar da şu an bence bu konuda bayağı bir yatırım yapıyorlar. Çünkü onların mesela danışmanları şu an birebir danışmanlığa başladı öğretmenlerle. Siz direkt profilinizi oluşturduktan sonra size uygun profile uygun, yani sizin profilinize uygun okulları size önerebiliyor. Bunu önerebilirim. Ya da test var muhakkak, hani diğer hocalarımız da söylemişti. Orada da çok güzel işler yayınlanıyor. Ama tabii ki oradan işte okulu yayınladıktan sonra okulun HR'ine ulaşıp sonra işte müdürüne ulaşıp mesela CV gönderirseniz bunu da tabii ki takip edebilirsiniz. Ya da benim yine bir profilimin olduğu Scroll web sitesi var. Gene o da çok Search Associate gibi gene tüm bilgilerin böyle detay detay yazdı. Hem de ücretinin 250 dolar değil de 50 dolar diye hatırlıyorum onun ücretini, Scroll. O da çok başarılı bir site. Ve tabii ki bunun yanı sıra herkes tabii ki LinkedIn'e hesabı var. Oradan da profil oluşturup orada da bir sürü iş geliyor. Ama dediğim gibi böyle birazcık daha benim gibi emin adımla gitmek istiyorsanız ben kesinlikle Source'e bir profil açıp ve onun fuarlarına katılarak garanti bir şekilde ilerlemeyi, özellikle ilk kez gidecekler için bu şekilde gitmeyi daha çok öneriyorum. Bir şey daha sorayım orada bu fuarlardan bahsederken. Farklı farklı ülkelerde oluyor dedin. Dolayısıyla şimdi Türkiye'deki birinin o fuarlara katılma durumu da biraz şey sanki zor gibi. O nasıl olacak? O mesela sen anlatırken benim aklıma o döndü. Hem tam nasıl gidecek? Yani Avrupa'da artık vize lazım. Vizesiz ülkeler var. Bunun maddi boyutu var. Hani o noktada ne söyleyebilirsin? Evet, onu da çok güzel bir şekilde gene anlatabilirim. Şimdi öncelikle mesela diyorum Çin'de çalışmak istiyorsanız Çin'deki yapılan bir fuara gitmeniz gerekiyor. Çünkü Çin'de olan ya da o bölgedeki okullar oraya geliyor. Dolayısıyla çalışmak istediğiniz bölgeyi seçebilirseniz ona göre, çünkü dediğiniz gibi Türkiye'den bir öğretmenin kalkıp da her fuara gitmesi pek mümkün değil. İşte maliyetleri düşündüğümüz zaman. Şimdi izin alma konusunu anlatacağım özellikle. Şimdi international okullara çalışıyorsanız ve ben işte kontratımı yenilemeyeceğim diyorsanız, çünkü okullar size bunu Kasım ayı gibi soruyor. İşte Kasım ya da Aralık ayı gibi siz çalışmayacağınızı dile getirdiğiniz takdirde bu iş fuarlarına gitmeniz için okul size 3-4 günlük izin veriyor. Çünkü sizin bir iş arama şeyiniz var. Hani bizim Türkiye'de de var ya, atıyorum ki işte haftada bir gün gidip normalde iş arayabiliyorsunuz ayrılmak istediğiniz zaman. Yine burada da siz atıyorum ki benim çalıştığım okulda öyleydi. Mesela bir öğretmenimiz ayrılmak istemişti ve demişti ki ben Londra'da bir fuara gitmek istiyorum. İşte normalde genelde hafta sonu oluyor bu fuarlar. Ama gene de öğretmene hem fuardan işte bir gün önce hem de bir gün sonra gelebileceği şekilde 4 günlük bir izin vermişlerdi. Çünkü onun farkındalar o tarz okulda çalışanlar. Hani bizim birazcık Türk mentalitesi gibi değil yani. Bizde herkes önce sözleşmeyi evet der ama sonra işte Temmuz ayı gibi hayır oluyor. Bu okullarda öyle değil çünkü şunun farkındalar. Bir öğretmeni getirtmek en az 3-4 ay sürüyor. Dolayısıyla siz bu fuara gitmelisiniz ki bir okulla anlaşmalısınız. Sonraki o vize süreçlerini yapmalısınız. Şimdi para konusuna gelirsek de mesela eğer anlaştığınız okulu tabii bunu bilemezsiniz başta. Bu birazcık az olan bir durum. Bazıları mesela bu fuara gidip gelme masrafınızı bile sonra karşılayan okullar var. Ama bu çok az bir durum. Yani gene de en azından bu arada vize için Search'e yazdığınız zaman işte oturup ki ben İngiltere'deki fuara gelmek istiyorum. İngiltere vizesine başvurmam gerekiyor. Onun için size gerekli evrağı veriyor zaten size. Direkt o danışmanınız sizin adınızda işte pasaport numaranızda düzenlenmiş olan evrağı veriyor. Siz o evrakla atıyorum ki İngiltere vizesine başvurduğunuz zaman zaten işte çıktıları da koyuyorsunuz. Şu tarihte, şu otelde, işte şurada bir konferans var. Buna katılacağım dediğiniz takdirde zaten vize çok daha kolay çıkıyor. Ama masraflar konusu biraz İşte öğretmenin kendine yatırımı diyoruz biz.
İleride alacağım maaşı düşününce çok da bir şey olmaz diyoruz. Yani bir iki ayda en fazla bunu tolere eder diye başta birazcık yatırım yapmak gerekebilir. Peki bu Search Associate desen, Kuveyt'e gittin. Yine aynı platformda da Suudi Arabistan'a Evet. geldin. Evet, ben genelde hep Search Associate'i tercih ediyorum. Dediğim gibi daha güvenilir ve oradaki danışmanım da artık beni tanıyor. Bir de bizim şöyle bir durumumuz var. Hem ben hem eşim aynı anda iş baktığımız için bazen ikimize uygun pozisyonu aynı okulda bulmak zor oluyor. Mesela ben bundan önce aslında okul müdürüydüm. Şu an aslında burada işte Education Technology Director diye geçiyorum. Ama çünkü aynı anda ikimize işte uygun okulu bulmak bazen mümkün olmayabiliyor ve bizim de bir zaman kısıtımız vardı. Ama bize dedi ki bu okul bizim için de güzel çünkü biz Suudi Arabistan kültürünü tanımak istiyoruz. İşte bunun için işte birkaç sebebimiz daha vardı. Mesela bizim kızımız o zaman henüz 14 aylıktı. Her okulda küçük çocuklar için mesela daycare sistemi yok. Hepsi 2 yaşından üstüne başlatıyor. Şimdi siz hem yeni bir ülkeye taşınıp da hem de çocuğunuza nasıl bakıcı bulacaksınız? Bu çok büyük bir problemdi. Ama şu anki okulumuzda bizim yani bize ait neniler var ve çocuğumuza onlar bakıyor daycare altında. Dolayısıyla biz gene açıkçası gene kızımın şans eseri değil. Kuveyt'te de onun için aslında bırakıp İstanbul'a geri dönmüştüm. Şu anda da aslında birazcık da kızımız için bu okulu seçmemiz gerekiyordu. Yani bizde biraz kriter şu an çok fazla. Hem beraber öğretmeniz, hem işte kızımız çok küçüktü. İşte hem tabii ki ülkemize de yakın olsun istiyoruz. Çünkü bir de küçük yaşlarda aşı ya da işte atıyorum ki sağlık sorunları birazcık daha farklı olabildiği için gene ülkemizdeki o programı takip etmek istiyoruz. Dolayısıyla hani ülkemize de yakın olsun diye de bu bölgeyi seçtik açıkçası. Peki hem sen hem eşin şu anda öğretmenlik değil yaptığınız iş, direktörlük, doğru mu anladım? Aynen öyle. Sadece işte eşimle ben 2 ya da 3'er saat sadece IGCSE Computer Science gibi sadece ders veriyoruz. Çünkü istiyoruz ki bilgilerimiz taze kalsın ve bunları unutmayalım. O da tamamen bizim opsiyonumuzda kendi istediğimiz bir şekilde de sadece Computer Science dersleri veriyoruz. Bunu şunun için sordum aslında. Bu tarz ülkelerde ya da senin deneyimin doğrultusunda, sizin deneyimin doğrultusunda hani öğretmen olmayıp da yani sen bir mühendislik çıkışlısın, eşin de mühendislik Evet. çıkışlı ve bir pedagojik sertifikasyon aldığını söyledin. Ama yine de bu tarz ülkelerde bu nasıl karşılanıyor? Bunu merak ettim açıkçası. Aslında çok güzel bir soru sordun. Şimdi kesinlikle bu bölümü de heyecanlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Evet, mesela ben pedagojik farmasyon sertifikası aldım. Tamam, çok güzel. İşte denkliğini en azından alabiliyorum vesaire vesaire. Ben kendi işimi hallediyorum. Ama eşimin tarafında şöyle bir durum var. Sistem mühendisliği mezunu. Pedagojik formasyon almak istersek Türkiye'de maalesef bu mümkün değil çünkü bu bölümün pedagojik açıdan bir denkliği yok. Yani bu eğitimi alamıyor. Ve ben şöyle söyleyeyim. O İzmir'deki gene o ilk uluslararası okulunda çalıştığımda o yaşam şartlarını görünce dedim ki yani eşime kesinlikle dedim bizim istediğim yaşam tarzı bu. Ve dedim sen de öğretmen olmalısın ki biz bu sayede dünyayı gezmeliyiz. Çünkü şöyle benim babam askerdi ve biz gerçekten diyorum ya Türkiye'de 81 il vardı. 80'ine gittik ve hepsini de gezdik. Benim artık Türkiye'yi bitirdim. Dünyayı keşfetmek istiyorum yani. Bu yüzden de gitmeliyiz ama şimdi tek benimle de olmuyor. Onu da bu alana entegre etmek istedim. Ve bunu çok iyi araştırdım. Yani o zaman için herkese açıkçası sordum. Eşimin nasıl bir teacher yani sertifika değil mi? Diploması olmalı ki ben onunla herhangi başka bir ülkeye gidebileyim. Şimdi bu durumda açıkçası da senin dediğin gibi bizim bunları uğraştığımız zamanlarda bizi böyle yönlendirebilecek maalesef insan sayısı yok desek yeri. Hatta çalıştığım okuldakilerimle hepsinin background'ı farklı. Dolayısıyla hani size aynı şekilde cevap veremiyorlar. Siz de ona göre düşünüyorsunuz ne yapmalısınız diye. Ben gerçekten o zaman tüm sistemi araştırdım ve en sonunda İngiltere'den alınan Post Graduation in Education diye geçiyor. Yani IPG yani uluslararası nasıl diyeyim? Üniversite sonrası hem bizim pedagojik formasyona diyeyim hani benzeyen bir sertifika programı var. Bizim için en mantıklısı buydu ve eşimi bu programa yazdırmak yani bu programa gitmesini istiyorduk. Hatta o dönemde ben bu arada şeyi anlatmayı unuttum. Kuveyt'ten iş teklifi almadan önce İngiltere'deki bir okuldan teklif almıştım. Şöyle düşünüyordum. Ben oraya gideyim, İngiltere'de çalışayım. Eşim de aynı zamanda İngiltere'ye gelsin ve bu programı yapsın. Çünkü bu program şöyle. Hem 1 yıllığı var, hem 2 yıllığı var, hem isterseniz belli bir spesifik yani nasıl diyeyim subject yani belli bir konu üzerinde de alabiliyorsunuz bunu ya da genel öğretmenlik sertifikası diye de alabiliyorsunuz bunu. Dolayısıyla bizim aslında amacımız önce İngiltere'ye gitmekti.
Ben çalışırken eşim de bu programı yapacaktı. Hatta bu programın şöyle artıları da var. Mesela bazı okullara staj yapıyor gözüküyorsunuz. Okul sizin bu program ücretinizi ödüyor. Çünkü bu programın ücreti de şimdi tabii ki bunu anlatmam lazım diye Bir de düşünüyorum. giriş koşullarını da merak ediyorum ben. Hem girmek kolay mı hem de ücreti Aynen. öğrenelim. Aynen. Şimdi önce giriş koşullarına anlatayım da öğretmenleri hemen ürkütmeyelim bu konuda. Şöyle evet bir üniversite diplomanızın olmasını istiyor. Bununla ilgili önceki işte transkript yüklüyorsunuz sisteme, işte onunla ilgili bir kabul alıyorsunuz. Bir sürü üniversite var bu arada bunu veren. Yani işte benim eşim University of Derby'den aldı. Ama University of Nottingham var. Başka hani gene böyle bilinir çok güzel üniversiteler var. Oradaki danışmanlar size çok da güzel yönlendiriyorlar. Yani onlara mail attığınız zaman işte benim bu sertifikalarım var ya da bu diplomalarım var. Ben neyi alabilirim? Çünkü İngiltere'de şöyle bir şey var. Siz eğer lisans mezunuysanız mesela sistem mühendisliği mezunuysanız diyor ki sen fizik öğretmeni ya da matematik öğretmeni olabilirsin. Dolayısıyla o eğitimini bu alan üzerine al. Ya da işte atıyorum ki sizin okuduğunuz bölüme uygun. Siz atıyorum ki belki de coğrafya üzerine bir şey okudunuz. Şimdi aklıma gelmedi bir bölüm. Ama size diyor ki atıyorum ki siz evet bu lisans transkriptleriyle siz atıyorum ki business öğretmeni ya da coğrafya öğretmeni olabilirsiniz ya da humanities öğretmeni olabilirsiniz diye onlar sizi yönlendiriyorlar açıkçası. Dolayısıyla yani giriş koşullarında bir lisans mezunu olmanız lazım. Belgelerinizi, transkriptlerinizi vesaire yüklüyorsunuz. Bu arada dil belgesi de istiyorlar. Mesela benim eşim orada İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden de bilgisayar programcılığını bitirmişti. Ve oradan bir dil sertifikası vardı. Mesela biz o üniversite belgesini yüklemiştik. Dolayısıyla ekstra bir işte TOEFL ya da IELTS gibi bir sınav almakta gerek kalmadı. Ama sizden bir İngilizce yeterlik yani en azından B2 seviyesinde bir yeterlilik belgenizin olmasını ya da IELTS skorunuzun 6,5 üzeri yani akademik olarak 6,5 civarında bir skorunuzun olmasını istiyor çoğu üniversite. Tabii bu giriş koşulları üniversiteden üniversiteye göre değişiyor. Buna tabii ki kişilerin kendi uygunluk seviyelerine göre bakmasını öneririm. Sonra program ücretine gelince de evet Türkiye'deki maalesef aldığımız maaşları düşündüğümüz zaman bizim yaklaşık eşiminki o zaman programı 3000 pound'du. Yani benim bir yıllık maaşım sadece eşimin yani sadece bu kurs parasını ödemeye anca yetiyordu. Ve gerçekten bu çok büyük bir rakamdı. Yani dolayısıyla bu seçimi yapmak zorundaydık. Hatta benim Kuveyt ekmeğimin en büyük sebeplerinden birisi de oydu. Çünkü şimdi yurt dışına çalıştığınız zaman maaşlar dolar üzerinden ve yaklaşık bir öğretmen maaşı 3000 dolar civarında. Dolayısıyla ben Kuveyt'te bir ay bile çalışsam, 2 ay bile çalışsam en azından bu programın tutarını biz ödeyebilecek kapasiteye geliyorduk. O yüzden sanki bu bize verilmiş bir şans gibi oldu. Ben Kuveyt'le yaklaşık işte 1 ay, 1,5 ay gibi bir şey çalıştıktan sonra en azından hala kendim onu söylüyorum. Belki de diyorum sadece programın parasını almaya gittim Murat. O kadarlık çalıştım ve sonra geri dönmek zorunda kaldım. Bu arada orada şeyi anlatmayı unuttum. Bu ilk fuarlara girdiğimde de ilk görüşmeyi Kuveyt'ten bir okulla yaptım. Sonra da Mali'den bir okulla görüşme yaptım. Ve şey dedim ben eşime, bak dedim nereden ilk teklif gelirse ben imzalayıp gideceğim muhakkak. Çünkü bana dediler ki dedim okulda işte bizim 3. sınıf pasaportumuz varmış, biz iş bulamayız işte şöyle böyle vesaire native değiliz derken. Dedim ki ilk teklif nereden gelirse bak dedim gözüm kapalı ben imzalayıp gideceğim. Derken bana ilk teklif Kuveyt'teki okuldan geldi ve dedim ki ya dedim hani dünyada kaç ülke var? O öğretmen bana illaki Kuveyt olmaz demişti. Ama ben ilk teklifimi Kuveyt'ten aldım. Bu arada işte bir Türk olmanın verdiği o gurur ve onurla dedim ki bunu yani dedim öğretmene gidip sene sonunda özellikle ben de o zaman paylaştım öğretmenle. Çünkü hala sordu bana iş bulabildin mi, bulabildin mi? Ben de böyle şey yapıyordum. İşte araştırıyorum hala. Çünkü hani sanki bana birazcık böyle farklı bir nasıl diyeyim durum yani yüz ifadesi de böyle sanki biraz hafif böyle bir aşağılayıcı bir tavır vardı. Ve ben de onun o zeki almasına devam etmesini istedim. Ben sözleşmemi halbuki imzalamıştım. Hazırlıklarımı yapmaya başlamıştım ama okulun son haftasında söylediğimde şok olmuştu. Ve demişti ki kesinlikle inanmıyorum. Sözleşmeni görmek istiyorum falan. Dedim ki sen hiç merak etme. Ben dedi okula başladım ilk gün. İlk gün oradan ona fotoğraf çekip göndermiştim. Bu şeyi de hiç unutmuyorum yani. O yüzden Rezil kendinize inanın arkadaşlar. bir durum. Çok kötü bir durum yani. Neyse, Evet, sen ne evet. kadar çok istediysen ama sende o nasıl yer ettiyse o da bir şekilde çıkmış yani. İstediğin Evet. şekilde olmuş. Aynen. Buna inanıyorum ya. Kesinlikle çok inanıyorum yani. Çünkü istemek başarmanızın en büyük, sizi kamçılayan en büyük
dürtüsü. Dolayısıyla isterseniz yaparsınız. Kesinlikle bu kadar yani. Bu arada bu program, bu internet program online mıydı yoksa on-site mıydı? Yani Onu da kampüs anlatayım. müydü? Normalde ben İngiltere'den teklif aldığımda hani biz önce oraya taşınmayı düşünüyorduk. O zaman bu koronanın tam çıktığı zamandı ve İngiltere birden tüm vizeleri kapattı, uçakların girişlerini kapattı. Dolayısıyla o okul dedi ki yani sen gelebilirsin ama eşine sponsor olamayabiliriz. Yani eşini getirtemeyebiliriz çünkü İngiltere katı bir politika izliyor korona zamanında. Dolayısıyla ben İngiltere'deki okula o yüzden gidemedim ve Kuveyt'teki okula gitmiş artık. Sonra onunkini kabul edip oraya devam ettim. O arada da normalde bu program yüz yüzeydi. Ama o dönemde tüm üniversiteler online'a dönünce şansımıza bu program da online'a döndü. Ve eşim de bir yıl içerisinde bu programı tamamladı. Bu programın da üç tane böyle core nasıl diyeyim dönemi var. Yani üç tane farklı bir modülleri var. Bunu tamamlıyorsunuz ve bunların her günün sonunda yaklaşık 1500-2000 kelimelik bir essay gibi bir şey yazıp submit etmeniz isteniyor. Ve ona göre hani bir sonraki module geçiyorsunuz ya da geçemiyorsunuz. Biz hatta hiç unutmuyorum ilk modülden kalmıştık. Yani yapmıştık ama tabii ki o standartları daha anlamamış. Sonuçta yani uluslararası bir okulda okumadığımız için ilk başta hani nasıl bir düzenle hazırlamamız gerektiğini bile anlayamamıştık. Bakın bu çok normal. Hiç ürkütmesin sizi. Ek süre istedik. Dedik ki biz tekrar yapmak istiyoruz. İşte dediler ki size 2 hafta daha süre veriyoruz. Tekrar bunları düzeltin. Tabii o zaman ChatGPT vesaire de yok. O zaman işler çok zor. Derken hiç unutmuyorum benim bir tane İngilizce öğretmen arkadaşım vardı. Ona anlattım. Dur dedim bize yardım eder misin? Yani biz dedim biliyoruz ama belki ya işte açıklamamızda bir yer ki eksik kalırız vesaire. Sonra biz odayı tekrar sabit ettik ve geçtik. Sonrasında 2. ve 3. modülde de ilk submit ettiğimizde direkt geçtik ve çok bizi de hani mutlu oldu dedik yani gerçekten kapasitemiz ortada. Sadece ilkinde şöyle programı anlamak biraz yani kapsamlı. Çünkü bizdeki gibi değil akışları daha farklı işliyor. Ve o kullandığımız platformu anlamamız bile 2 haftamızı sürdü. Yani nereden ödev yükleyeceğiz, nereden submit edeceğiz. O zamanki tabii İngilizce seviyemiz de böyle çok böyle üst düzey değil. Onu bile bir 2 hafta sürdü ama sonrasını anladıktan sonra 2. ve 3. modülde hiç kalmadan devam ettik. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Şu an bulunduğum okulda bizim işte öğretmenler eğer UK'den onaylı bir öğretmenlik belgesi almak istiyorlarsa okulumuz destek veriyor ve bu programları öğretmenlere yaptırıyor. Burada arkadaşlarımız var. Yani UK'de okumuş. İlkokulun, ortaokulun, lisesinin, üniversitesinin her şeyini okumuş ve bu programı yapan bir arkadaşımız var. Geçen gün diyor ki ben bir assignment'ımdan kalmışım diyor. Ben de diyorum ki Murat eşime bizim kalmamız çok normal o zaman. Yani tamamen o yani bilet sistemiyle gelmiş biri mi bile kalabiliyorsa o zaman bizim kalmamız çok güzel. Sonra anlattık dedik ya bize birinden kalmıştık falan. Sonra çocuk dedi ki bu dedi, ikinci modülün ikisinden de kaldım ben. Dedim ki evet Murat anladın mı şimdi bizim farkımız. Biz en azından 2 kere kalmadık yani hemen birinci de kaldık ama diğerlerinde anladık yani akışın nasıl olduğunu ona göre dizayn ettik ve yani submit ettik ve sorun olmadı yani. Dolayısıyla hani böyle bunlar sizi sakın yıldırmasın. Ben gerçekten öğretmen hani eğer uluslararası bir öğretmen olmak istiyorlarsa kesinlikle İngiltere'den alan bu sertifikanın dünyada daha geçerli olduğunu gördüm. Bu arada buna benzer Amerika'dan alanlar da var. Mesela Moorland Üniversitesi var. Özellikle Search Associates'in onlarla bir işbirliği var. Hatta onlara ekstra indirim veriyordu. Mesela program 6 bin dolardı o zaman. Ve eğer Search Associates'e üyeliğiniz varsa Search Associates'e 1000 dolar indirim yapıyordu. Ve siz 5000 dolar ödeyerek onların sertifikasını alabiliyordunuz. Ama sanırım sen geçen podcast'te de bahsetmiştin. Şimdi Amerika'daki sistem farklı. Hatta onlar eyalet eyalet bile farklı öğretmenlik belgeleri alıyorlar. Atıyorum ki başka bir eyalete gitmek istediğinizde tekrar bir öğretmenlik sınavına girip o belgeyi çevirtmeniz gerekiyor. Ya da atıyorum 3 yılda bir yeniletmeniz gerekiyor. Ekstra sınavları oluyor vesaire. Dolayısıyla ben Amerika'da değil, gerçekten İngiltere'den alınan bu sertifikanın özellikle mesela şu an biz işte Orta Doğu bölgesinde çalışıyoruz. Bu bölgede çok çok daha geçerli olduğunu gördüm. Yani ben kesinlikle İngiltere'den bu IPGCSE programlarını yapmalarını öneririm. Bu aslında güzel bir alternatif oldu. Çünkü bazen alanı öğretmenlik olmayıp da öğretmenlik yapmak isteyen ama bu alanda böyle kısıtlı imkanlara sahip olan arkadaşlar da zaman zaman soruyor. O yüzden teşekkür ederiz bu bilgi için de. Peki Hatta bir şey ekleyebilir miyim? Aklıma şey tabii. geldi. Mesela
Özellikle ilkokul öğretmeni international okullarda en çok aranan branş kesinlikle. Mesela Türkiye'de özellikle İngilizce öğretmenliği okumuş, yani İngilizce en azından bir kısım halletmiş ve yurt dışına gitmek isteyenler İngilizce öğretmen olarak iş bulmak çok daha zor. Çünkü maalesef native değiliz. Yani bunun maalesef ki her yerde şeyini yaşıyoruz. Onlar IPG yapıp Primary Education diye onun bir programı var. İlk sene öğretmen, ikinci sene o Primary Education diye bir programı var. Onu yaparlarsa dünyanın her yerinde ya anında iş bulup gidebilirler. Özellikle ilkokul öğretmenliği. Deli gibi aranıyor. Çok fena. Pozisyon çok dolu yani. Ya genelde ilkokulda da şey varsa bu native speaker ihtiyacı. Çünkü veliler ilkokul özellikle ilkokul velileri özellikle çocukları böyle işte ana dil İngilizce olan insanlara vermek çok istiyorlar. Tercihen de genelde de öyle oluyor biliyorsun. Belki şansı arttırır ama bilmem belki sekünderi daha iyi olmaz mı? Çünkü böyle yaş ilerledikçe yani okul grubu Ama ilerledikçe non-native speakerların alımı biraz daha yükseliyor gibi. o şöyle, ben yaşadığım için anlatayım. Matematik ya da kimya ya da fizik zaten çok az öğretmen var. Özellikle bunu İngilizce anlatabilecek ya da işte atıyorum ki Cambridge, yani British olarak ya da Ivy olarak nasıl diyeyim, kendisini qualified edecek öğretmen sayısı çok az. Zaten bunlar eğer varsa piyasada zaten direkt işlerini çok daha kolay da bulabiliyorlar. Ama primary öğretmen çoğu ülkede, mesela bizim ülkemizde ilkokul öğretmenliği diye bir bölüm var. Ama çoğu ülkede ilkokul öğretmenliği diye bir bölüm yok. Siz atıyorum İngilizce öğretmeni oluyorsunuz. Sonra ilkokul öğretmenliği üzerine nasıl diyeyim, bu programlar ya da master yaparak onun üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Dolayısıyla açık çok fazla. Yani özellikle bizim için İngilizce öğretmeni gidip secondary'de İngilizce öğretmenliği yapması çok zor. Çünkü orada artık GCSE sınavı, AS level ya da A level sınavları olduğu için orada daha çok native bakıyorlar bazen. Çünkü English literature anlatması gerekiyor. O gerçekten çok zorlayıcı bir branş. Ama ilkokul, mesela bizden de çok İngilizce öğretmeniyse zaten İngilizce halletmiş. Hatta İngilizce öğretmeniyse atıyorum ki yani ilkokul düzeyinde matematik ya da işte atıyorum ki fen bilimleri bunları anlatabiliyor bu öğretmen. Bunların tüm kelime düzeyine de hakim, konulara da hakim. Sadece işte müfredat değişebiliyor. İşte Amerikan müfredatı ya da İngiliz müfredatı. Sadece bu tarz ufak adaptasyonlarla bu tarz bir sertifika aldığı zaman çok çok daha fazla iş bulma imkanı oluyor. Özellikle İngilizce öğretmenleri için. Evet, bu da güzel bir gene bilgilendirme oldu. Çünkü İngilizce öğretmeni olup da İngilizce öğretmeni yapamayan bir sürü Evet. arkadaş olduğu için ilginç bir şekilde. Peki senin bu deneyimlerinden yola çıkarak senin mi eşin? Çünkü ben burada şey bir hikaye gördüm böyle ilmek ilmek işlenmiş yani bayağı böyle yani üzerine taş koya 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 koya. Ciddi planlanmış güzel çok güzel teleplenmiş planlanmış ve o doğrultuda ilerlemiş çok çok ciddi bir istikrar ve güzel bir başarı görüyorum. Bu noktada senin işte bizi dinleyenlere böyle vermek istediğin, ya bulanlar arkadaşlar hani olmazsa olmaz, biraz da böyle toparlamak adına senin önemli bulduğun o noktaları böyle üzerinden bir daha geçelim mi? Aslında şöyle tavsiye anlamında ben sunabilirim. Kesinlikle herkesin, yani benim hayal amacım dünyayı gezmek. Dolayısıyla benim amacım bu. Yani evet, Türkiye'yi gezdim. Ben kültür görmek istiyorum, dünyayı gezmek istiyorum. Ama bunu yaparken Türkiye'de çalışarak, atıyorum ki siz İngiltere'ye gidip gezmek istediğinizde size çok maliyetli. Vize, işte harcayacağınız tutar, otel. Ama İngiltere'de çalışırsanız o bölgeyi gezmeniz çok daha kolay. O kültürü yaşayarak öğrendiğiniz için çok daha anlamlı bence. Dolayısıyla eğer bu tarz kendini geliştirmek isteyen, yani kabuğundan çıkmak isteyen öğretmenlerimizin öncelikle bu anlamda bir vizyonu ve misyonun olması gerekiyor. Yani evet, ben dünyayı gezmek istiyorum. İşte ben şu an Suudi Arabistan'da oturuyorum. Neredeyse tüm Suudi Arabistan'daki büyük illere gittim. Bu bölgede görecek her yere gittim. Örneğin atıyorum ki sonra Kuveyt'teyken gene keza hocam öyle. Kuveyt'te hoş birazcık az görecek yer var ama olsun. Ülke küçük çünkü. Ama çalışırken bile atıyorum ki Bahreyn'e gidebiliyorsun. Oradan işte atıyorum ki Dubai'ye gidebiliyorsun. Çünkü imkanlar var ve artık ekonomik açıdan siz de rahatsınız. Yani bunu nasıl diyeyim, bu ücreti karşılayabiliyorsunuz. Hatta biz mesela bu Şubat tatilinde Avrupa'ya gittik. Avrupa'da 9 tane ülke gezdik 3 hafta boyunca. Ve açıkçası Türkiye'den kalkıp o tüm büyük illere git, işte otel masrafları vesaire dediğiniz zaman bunu karşılayamazdık. Asla karşılayamazdık. Ama şu an buradaki belki benim bir maaşımdı. Sadece biz gittik, uçak parası dahil gezdik, çok iyi yerlerde de yemek yedik, her şeyi de yapabildik yani. Ve en azından yapabilir miyim diye düşünmedik. Bu bize böyle bir özgürlük verdi.
Ve şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle kendine inanmalılar. Yani mesela ben aslında böyle çok daha detayına girmedim ama daha anlatsam çok daha detayları var tabii ki bu yola nasıl geldiğinizin. Ben diyordum ki ben ileride yurt dışında çalışacağım. Şu imkanlarla çalışmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Ve kendine inandığım için de bunu yapabildim. Ve hala bunu şunu da söylüyorum. Yani çok gururlu bir şekilde söylüyorum. Kendime inandığım için bunu yapabildim ve buralara geldim. Yoksa benim de İngilizce seviyem o kadar iyi değildi. Kesinlikle. Ya da atıyorum ki hoş benim adaptasyon konum çok rahat çünkü biz sürekli taşındığımız için ben hani hemen bir ortama geçtiğim zaman hiç böyle sorun yaşamadan hemen arkadaş bulurum rahat bir şekilde hani adapte olabiliyorum. Bununla ilgili sorun yaşamıyorum ama kesinlikle hani kendine inanmaları lazım. Ve sonra tabii ki bir ülke istiyorlarsa özellikle işte buranın tabii ki yaşam koşulları ne, sağlık durumları ne bunları araştırmalılar gelmeden önce. Mesela ben işte Kuveyt'e gittim ama işte o zaman bir sağlık problemim oldu. Geri dönmek zorunda kaldım. Bu çok önemli ve şunu kesinlikle bir tavsiye olarak söyleyebilirim. Şimdi her ülkeye gittiğinizde genellikle 2 ay ya da 4 ay gibi bir deneme süreciniz oluyor. Bu süreçte muhakkak yani bence kesinlikle evinizi kapatmayın. Mesela biz Kuveyt taşımadan önce ben tüm eşyalarımızı satmıştım. Kesinlikle gelmeyecektim geri. Ve tüm eşyalarımız yani aklımda gelebilecek hiçbir şey bitti. Evimizi tamamen kapattık ve ben bu şekilde gitmiştim. Sonra tabii ki bebeğimiz durumuyla ben geri dönmek zorunda kalınca hiçbir evimiz, hiçbir eşyamız yoktu. Dolayısıyla bence en azından o ülkeye alışana kadar yani o 2 ay ya da 4 aylık süreçte muhakkak ki evinizi tutun derim. Eğer sonra zaten artık tamam yerleştim kesin diyorsanız da döndüğünüz zaman ilk ara tatilinizde bunu kesinlikle halledebilirsiniz. Mesela bir de şuna da dikkat etmenizi isterim. Mesela bazı okul ağları var. Mesela şu an bizim içinde bulunduğumuz okulun bir aslında biz İsviçre kökenli bir okuluz. Mesela bundan 2 ay önce eşim İsviçre'ye bir öğretmen değişimi programıyla gitti ve orada 2 hafta kaldı. Bu tarz gibi çok daha güzel imkanları oluyor. Yani tek okul bulmaktansa mesela bazı okul grupları var. Örneğin Dubai'de GEMS okulları var ya da Tallinn gruplar var. Bu tarz grup okullarına eğer çalışmaya başlayabilirseniz onların hemen hemen her ülkede yerleri var. Mesela bizim okulumuzun işte atıyorum ki Hollanda'da da okulları var. İşte Hindistan'da da okulları var. Yani ben buradan atıyorum ki başka bir okula geçmek istediğim zaman çok daha rahat geçebiliyorum. Oradan bu tarz okullara bakmalarını muhakkak öneririm. Sonra bir de şunu çok önermek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle çalışma vizeniz gelmeden o ülkeye gitmeyin. Mesela bazı okullar diyor ki işte turist vize göndereceğiz. Sen buraya geleceksin. Biz senin iznini sonra yapacağız. Lütfen sakın yani çünkü mesela bizim şu an çalıştığımız okulda maalesef bazı öğretmenler diplomalarını onaylatamamışlar ya da onay alamamışlar. Dolayısıyla buraya geliyorlar ve bakın neredeyse mesela 10 ay geçti hala öğretmenlerin çalışma izinleri yok. Çalışma izniniz olmanız şu demek banka hesabınız olmuyor ülkenize para gönderemiyorsunuz ya da burada bir araba almıyorsunuz alamıyorsunuz. Yani bu gerçekten sizi çok çok sıkıştırıyor dolayısıyla. Yani ben isterim ki muhakkak Kasım ya da Aralık sezonuyla iş bulmaya başlayın ve Ocak ayından itibaren kafanızı netleştirin. Ocak ya da Şubat ayında sözleşmenizi imzalamış olun ki Mart, Nisan, Mayıs ayında kendinize en az bir 3 aylık periyot verin. Çünkü her gideceğiniz ülkeye göre diploma onay süreci, izleyeceğiniz adım ya da işte izleyeceğiniz adımın süresi bile değişebiliyor. En azından herhangi olumsuz bir durum olduğu zaman işte atıyorum ki Temmuz ayına saktırarak tamamlayın ki Ağustos oyununuzda okulunuza net bir şekilde başlayın. Yani bu çok çok önemli. Ve şuna da bence dikkat edin. Okulunuz sizin gelecekteki planlarınıza nasıl katkı sağlıyor? Hani mesela ben şu an çalıştığım okulda gene İngiltere'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bir Senior Leadership kursu var. Yani British okullarına müdür olmak istiyorsanız açıkçası bu sertifika yani sertifika demeyeyim de diploma gibi oluyor onlarınki. Bu belgeye sahip olmanız gerekiyor ve bu belgeye sahip olduktan sonra başka bir okula gidip de müdür olmanız çok daha kolaylaşıyor. Yani direkt çünkü bu artık direkt İngiltere'den bir öğretmen numarası alıyorsunuz, teacher record diye. Bunun sayesinde başka bir okula gittiğinizde ya da müdür yardımcısı, müdür olmanız çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla mesela benim şu an çalıştığım okulun bu gene program ücreti yaklaşık 2500 pound'tu. Yarısını ödedi, yarısını ben kendim karşıladım. Dolayısıyla bu gerçekten bana çok çok büyük bir artı sağladı. Yani okul bakarken de aman gideyim ya sonra işte daha iyisini bulurum değil de gerçekten başlangıçta çünkü siz ülke değiştiriyorsunuz. Yani birçok şeyinizden aslında feragat edecektiniz. Buna da değmesi gerekiyor. Ve şuna inanın yani siz gerçekten kendi gelişiminizi yapmanız gerekiyor. Ben sadece üniversiteden işte mezun oldum yetmiyor. Mesela ben bir CV'mi bir göstersem o kadar çok fazla
sertifika belki ama şunu da değil. Sertifika almak için sertifika almak değil. Gerçekten yaptığınız programı sizin işinizle ilgili, sizi nasıl yönlendirdiğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela işte yazın, önce de bahsetmiştim hocam, başka bir programlar var gene müdürlük adı altında alacağım. Gene çünkü bu alana devam etmek istiyorum ileride. Kendimi bu alanla yetkilendiriyorum. Ama mesela Türkiye'deki öğretmenler ne yapabilir? Dil sertifikası alabilirler. Üniversitede hala lisanslı okurken atıyorum ki TESOL, TEFOL gibi ya da işte atıyorum ki herhangi bir Delta sertifikaları olabilir. Bu tarz sertifikalar alarak kendilerine daha kalifiye yapabilirler. Bu sayede de alacağınız işten de performans da artıyor. Çünkü şöyle bir şeyleri var bu okulların genellikle. Mesela bir basic bir maaş skalaları var. Ama sonra maaşınızı aslında kendiniz belirliyorsunuz. Diyor ki kaç yıllık tecrüben var? İşte 10 yıllık. Her yıl için sana atıyorum ki 100 dolar veriyorum diyor. İşte hangi sertifikalarım var? IB öğretmeni misin? IB tecrüben var mı? Var. Ben IB'de atıyorum ki Computer Science öğretmeniyim. IT GC öğretmeniyim. Diyor ki her bir yetkinliğin içinde sana ekstra 150 dolar veriyorum diyor. Dolayısıyla aslında siz maaşınızı kendiniz oluşturuyorsunuz. Yani sadece sertifika almak değil, bu tecrübelerle, kendinize kattıklarınızla ileride alacağınız rakamı kendiniz belirliyorsunuz gibi düşünün. Çünkü genellikle bu okulların hep böyle bir skalası var. Ben kesinlikle derim ki şimdiden itibaren muhakkak kendi gelişiminiz için ekstra kurslar ya da ekstra sertifikalar yapmaya çalışın. Benzer şekilde sosyal, hani böyle sadece eğitim alanı değil, onun dışında böyle biraz daha hobi olan. Bu Evet. da niye söylüyorum? Bazen uluslararası okullarda böyle kulüpler açabiliyorsun. Genelde bu sertifikaları sunarsan aslında daha etkili de olabiliyor. Bazı kurumlarda bunlar ekstra ücrete bile tabi olabiliyor. Yani şu an senin orada nasıl bilmiyorum ama hem Evet. akademik hem sosyal, hani her yönden aslında kendini zenginleştirmek bu süreç için güzel bir referans oluyor. Kendi kendimize referans olmuş oluyoruz aslında. Bir de şey dedin ya, o da çok önemli. Deneme süresi. Şimdi bazen yurt dışında öğretmenlik olunca böyle çok gözde çok büyüyor. Evet, güzel bir şey ama bazen de umduğun gibi olmayabiliyor. Yani her zaman çok güzel değil. Sen gittiğin zaman da memnun olmayabiliyorsun. Ya da kurum senden memnun olmayabiliyor. Bu noktada dediğin gibi böyle her şeyi tazı tarağı toplayıp gelmek değil de biraz daha garantici olmak bence daha iyi. Ben de o konuya katılıyorum. Yani çünkü belli olmayabiliyor. Ve dediğin gibi bu süreç 2 ay, 3 ay, benim için burada mesela 6 aydı bizde o süreç. Yani her yerde değişiyor. Kendi arkadaşlarımdan da gördüm deneyimler. Memnun olmayıp dönen de oldu. Çok Evet. yıllardır burada kalan da oldu. Biraz da ne beklediğinizle de alakalı. O da olabilir. Her şey yolunda olabilir. Ekonomik olarak her şey güzel olabilir. Ama işte yaşam koşulları çok iyi olmayabilir. Özellikle bu Orta Doğu'da, hani senle de konuşuyoruz. Yani böyle işte havaların sıcak olmaya başladığı zamanlar, o zamanlar başladı. Dışarıda vakit geçirememek, pencereden bir ağaç görememek falan, bu tarz şeyler de aslında insanı ciddi etkileyen şeyler. O yüzden deneyimlemek lazım, görmek lazım. Gelip kararı kendiniz vermeniz lazım. Çünkü bu benim deneyimim, bu Gözde'nin deneyimi. Herkesin kendi deneyimi bu noktada farklı olacaktır. Peki Gözdeciğim, valla çok teşekkür ederim bu yani tüm bilgiler için. Senin de böyle tam kapatmadan önce, ya ben şunu da unuttum, söylemezsem çatlarım dediğim bir şey daha varsa onu da alalım. Ya aslında öyle baktığımızda şimdi gerçekten tecrübe çok önemli. Ciddi anlamda ben bayağı araştırıp da dediğim gibi bu platformları bulmam ya da bu işte eşimin anlattığım üniversite diplomasını nasıl yapacağımızı bulmam çok zaman aldı. Sadece şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yaz eşimin İngiltere'de bu programdan mezun olduğuna mezuniyetine davet edildik. Ve buna katıldık. Bence benim hayatımda yaşadığım, yani kendim de mezun oldum. Bu arada mesela işte eğitimde yüksek lisans yaptım, onu söylemeyi bile unuttum. İşte vesaire vesaire, iki tane yüksek lisansım var, birçok mezuniyete katıldım ama İngiltere'de eşimin mezuniyetine katıldığımda o günkü nasıl diyeyim mutluluğumu, çünkü çok büyük bir emek verdik gerçekten. Ve oradaki o profesyonelliği görünce dedim ki keşke yurt dışında okuma imkanı elde edebilseydim. Dolayısıyla eğer hala üniversitedeyseniz ya da mezun bile olsanız, öğretmen bile olsanız muhakkak derim ki yurt dışında herhangi bir yerde öğretmen değişim programı olabilir ya da bu tarz sertifika programları olabilir. Stajyer olarak çalışıp da okulunuzun size katabileceği yerlerde muhakkak çalışmayı deneyimleyin derim. Gerçekten çok gurur ve onur vericiydi. Hala bakın anlatırken bile için böyle şey oluyor, o ana gidiyorum. Hayatımın diyorum ya en güzel anlarından biri o olabilirdi. Çok 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 gurur duydum yani.
ortamı görünce. Bence muhakkak böyle bir şey deneyimlemeliler. Bu arada dediğim gibi Rabia'cığım, hani senin aslında bayağıdır paylaşıyoruz. Eğer soruları olan öğretmenler olursa ya da işte şu konu hakkında bilgi almak istiyorum diyen olursa muhakkak ulaşsınlar. Yoksa anlatabileceğim daha çok şey var. Yani bunu sadece öğretmenlik için konuştuk ama ben işte müdürlük yaptığım için müdürlük için nasıl programlar takip ediliyor bunları da araştırıyorum açıkçası. Tam az önce onlardan da bahsetmiştik. Belki bununla ilgili ikinci bir şeyle Evet, çekebiliriz ilerleyen mutlaka zamanlarda. mutlaka. Onun üzerinde Herkes mutlaka kendini yapalım. geliştirmek istiyor. Dediğin gibi. Yani anlatacak ve paylaşacak çok şeyimiz var. Ve senin de dediğin gibi biz öğretmeniz şuna inanıyoruz. Yani bilgi paylaştıkça güzel. Biz geldik aman anlatmayalım gibi bir asla tutumumuz yok. Ben şuna inanıyorum. Ben burada bir Türk daha görürsem inanın çok mutlu olurum. Yani herhangi bir ülkemizde bizi yani temsil edebilecek biri görürsem çok mutlu olurum. Müdür olarak çalıştığım okulda mesela o yıl iki tane öğretmenimizi ben de Vietnam'a göndermiştim. Onların hiç akıllarında yoktu. Ve bu anlattığım işte onlara verdiğim o nasıl diyeyim istekle ikisi gitmişti ve şu an hala birisi Vietnam'da devam ediyor. Birisi şu an Dubai'de. Ve gayet de gerçekten hep şey derler yani hani farklılık oldu hayatımızda. Hem ekonomik anlamda hem de kültür anlamında. Öğretmeniz anlatmayı seviyoruz. Eğer iletişime geçmek isterlerse muhakkak iletişime geçebilirler. Her türlü destek vermekten mutluluk duyarım. Tekrar çok teşekkürler. Aslında bu programları ben de paylaşırken şu şekilde paylaşıyorum. İlham almak ve ilham olmak dileğiyle. Aa, çok doğru. Çünkü bu öyle bir süreç. O yüzden hem aslında istemeleri değil de ilham yaptığımız şey tam olarak aslında ilham almalarını sağlamak. Ve akabinde de gerçekleştirilirse benzer şekilde onlar da ilham olunan tarafta olmuş olacaklar. Ve belki de bir gün bu programa konuk olacaklar. Kim bilebilir? Çok isterim gerçekten. Dediğim gibi gene motto da çok güzel. İlham olmak, ilham vermek, ilham olmak gene çok çok düşünülmüş yani kavramlar. Bu çok çok net. O yüzden umarım bu konuşmamızdan da herhangi bir yani umarım ki ilham almışlardır. Ve dediğim gibi onları destekleyebileceğimiz herhangi bir alan olursa muhakkak hem seninle hem de benimle istedikleri zaman iletişime geçebilirler. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum tekrar. O zaman bugünkü podcastimizi burada sonlandırıyoruz. Ne diyoruz? İlham olmak ve ilham olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.